bir ayı aşkın bir süredir şu parlamentonun üçüncü partisinin iki eş başkanının tutuklu olduğundan haberiniz var mı? Veya bir ayı aşkın bir süredir sizin bu konuyla ilgili bir demeç vermemeniz haberinizin olmadığıyla alakalı mı? Ya değilse sizin bu meclisin tamamının başkanı değil de sadece iktidar partisinin başkanı olmanızla mı alakalı bir durumdur? Düşünün, şu yasama organının 10 üyesi bir ayı aşkın süredir tutuklu ve Sayın Başkan'ın bir tane demeci yok. Burada yasama faaliyetini koruyan, yasama organı üyelerini koruyan bir tavrınız yok Sayın Başkan. Yine onun ötesine geçerek ifade edeyim. Bakın, bu bütün parlamentonun 10 arkadaşımızın tutuklu olması bu parlamentonun ve özellikle onlara ilişkin geliştirilen uygulamalar ise Sayın Başkan'ın ayıbıdır. Sayın Başkan, söyleyelim o zaman. Eş genel başkanlarımız ve vekillerimiz hala bu yasama organının üyesi mi değil mi? Size örnek veriyorum Sayın Başkan. Bakın, utanmamız gereken bir örnek veriyorum. Eş genel başkanlarımız ve milletvekillerimiz şu başkanlık divanına soru önergesi verebilir mi, veremez mi? Kanun teklifi verebilir mi, veremez mi? Eş genel başkanımız bir kanun teklifi ve soru önergesi posta aracılığıyla meclis başkanlığına gönderiyor, kendisine iade ediliyor. Acaba siz yetkinizi cezaevi müdürleriyle paylaştığınızda bizim haberimiz mi yok? Siz cezaevi müdürlerini kendinize eş başkan atadığınızda şu parlamentonun haberi mi yok? Bir yasama faaliyeti cezaevi mektup okuma kurulu tarafından nasıl engellenebilir? Bundan ben utanıyorum. Acaba parlamentonun diğer üyeleri ne hissediyor? Hepimizin başkanı olarak siz ne hissediyorsunuz? Nasıl olabilir böyle bir şey? Veya şu parlamentoda okunmak üzere, grup toplantısında okunmak üzere gönderdiği mektubun %70'i nasıl silinebilir? Soru önergesi bir milletvekili nasıl veremez? Cezaevi müdürü nasıl engeller? Mektup okuma kurulu cezaevinde nasıl inceleyebilir? Bu parlamentonun ve başta da sizin ayıbınızdır diye düşünüyorum Sayın Başkan. Bir diğer husus, milli iradeyi diline pelesenk edenler. Şu anda cezaevinde rehin tutulan 10 arkadaşımızın, bakın, kendi seçim bölgelerinde seçildiği seçim itibariyle aldıkları oy oranını okuyayım. Hakkari'den seçilen değerli Selma Irmak, Nihat Akdoğan ve Abdullah Zeydan %84.9 oy aldılar. Hakkari'yi sildik mi biz haritadan Sayın Başkan? Başka milletvekili yok. Şırnak'tan seçilen ve tutuklu olan, rehin alınan Leyla Birlik ve Ferhat Encü %83.9 oy alarak seçildiler. Diyarbakır'dan seçilen sevgili grup başkan vekilimiz İdris Baluken ve Plan Bütçe Komisyonu üyemiz Nursel Aydoğan %77.7 oy aldılar Diyarbakır'dan. Sevgili eş genel başkanımız Figen Yüksekdağ Van'dan 73.6 oy alarak seçildi. Siz şimdi Hakkari'yi, Şırnak'ı, Diyarbakır'ı, Van'ı haritadan sildiniz de şu parlamentoda temsiliyetlerini öldürdünüz de bizim mi haberimiz yok? Bu arkadaşlarımız soru önergesi veremiyor, kanun teklif edemiyor. Utanç verici bir şeydir. Ve diğer partilerden istendiği anda onları ziyaret edebilen milletvekilleri varken bir tek kendi parti milletvekilleri onları ziyaret edemiyor Sayın Başkan. Eğer bugünden itibaren bu konuya müdahale etmezseniz ve tek kişilik hücrede esaret altında tutuluyorlar. Tek kişilik cezaevi koşulları bir işkenceye tekabül etmektedir ki uluslararası sözleşmeler böyle tarifliyor. Şu parlamentonun 10 milletvekili işkence altındadır. Tecriddedir. Bir ay aşkın süredir tek kişilik hücrede tutuluyor. Aileleriyle görüşleri sınırlandırılıyor. Mektuplar meclise yazılamıyor. Mektup okuma kurulu sizin yerinize almış, haberimiz yok Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, bu uygulamayı geliştirenin asla tarafsız ve adil bir yargı olduğuna inanmıyoruz. Söyleyelim, biz bu işe bir yargılama olarak bakmıyoruz. Hukuk ve adil yargılama demeyeceğiz. Güç siyasetiyle intikam alma diyeceğiz. Ve onların cezaevinde tutulmasına tutuklama değil, rehin alma politikası dedik demeye devam edeceğiz. Ve
Bizi buna alıştırmaya çalışıyorsanız yanılıyorsunuz. Ya 59'umuzu da cezaevine atacaksınız ya da bu parlamentonun üyeleri serbest bırakılacaklar. Bunun ötesi HDP'nin değil, bunun ötesi yargının değil, bunun ötesi bu parlamentonun ayıbıdır. İfade etmek isterim. Siyasetçinin muhatabı yargı değildir. Halktır, halk. İdris Baluken'in neden tutuklandığını biliyor musunuz Sayın Başkan? Sadece 2011 ve 2012'de Bingöl'de yapmış olduğu konuşmalar. Bu kadar. Savcının sorduğu başka bir soru yok. Bir siyasetçi konuşmayacak da ne yapacak? Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'ın propaganda yapma suçundan tutuklu olduğunu biliyor musunuz Sayın Başkan? Bir siyasetçi siyasi propaganda yapmayacak da ne yapacak? Eğer bunu terör örgütü propagandası diye söylüyorsanız, bakın geçen gün söyledim, tekrar söylüyorum. İktidara ve saraya göre kendileri dışında kalan herkes terörist. 90 yıllık Cumhuriyet Gazetesi terörist, yazarları terörist, icra kurulu başkanı terörist. Bu bir safsata, bu bir şehir değil, saray efsanesidir. Ve alışmayacağız biz buna. Bedeli ne olursa olsun alışmayacağız. Arkamızda milyonlar var ve onların iradesiyle biz buradayız. Siz seçimle geldiğinizde eş genel başkanımızın dediği üzere biz PPSS sınavı kazanarak mı geldik buraya? Halk beni gönderdi, halk alabilir. Başkaca her türlü uygulama bizim için despotizmdir. Vesayetçi tekçi anlayıştır, faşizmdir. Bizi teröristlikle suçlayanlar önce uygulamalarının ne kadar Hitler dönemine tekabül ettiğine baksınlar. Ve günlerdir çamur medyasında arkadaşlarımızın tutuklanmasıyla ilgili terör örgütü üyesi arabasında taşımadan, silah taşımadan söz ediyorlar. Geçen gün söyledim, tekrar söylüyorum ve yaygınlaştırarak söylüyorum. Bir vekilimizle ilgili bir polis fezlekesi, savcılık ifadesi veya düzenlemesi veya bir hakimlikten bir belge getirin, biz bütün grup olarak istifa edeceğiz. Yalan, yalan, yalan. Bu Göbels'in çok çakma bir halinin bu ülkede uygulanmasıdır. Hitler'in propaganda bakanı 40 defa yalan söyle, mutlaka 41.'den sonra toplum tarafından gerçek olarak algılanır diye söyler. Ve söz konusu durumun anayasamızla, yasalarla, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu ve bir hukuk garabeti olduğunu ifade edelim. Bir diğer hususu daha belirteyim. Ölçüyü iktidar koydu. Ve her iktidar kendi koyduğu ölçüler üzerinden bir muameleyle karşılaşır. Bakın, Pinochet giderken kendi çıkarmış olduğu ceza kanunuyla yargılandı. Hüsnü Mübarek kendi çıkarmış olduğu faşist ceza kanunuyla yargılandı. Saddam giderken ne söylemişti? Hakim yargılamaya başlıyor. Saddam'a soruyor. Bir talebiniz var mı? Yargılamaya başlayacağız. Diyor ki adil yargılanmak istiyorum. Hakim, mahkeme başkanı benim yapacağım bir şey yok diyor. Sizin çıkarmış olduğunuz ceza kanunları üzerinden siz yargılayın.